Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yesir li emri ve hlul uqdata min lisani yefkahu kavli. Kıymetli izleyiciler ve değerli talebeler, Et-Tuhfetü Seniyye kitabını okumaya devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde kelamın tarifini yapmaya çalıştık. Kelamın tarifinde geçen bazı lafızları açıkladık. İşte onlar neydi? Lafızdı ve mürekkepti. Lafız ile mürekkebin ne anlama geldiğini bir önceki dersimizde açıklamaya çalıştık. Bugünkü dersimizde de kalan lafızları açıklayacağız. Mufid ve vedi'i açıklayacağız. Şimdi kelamın tarifinde musannif nasıl yapmıştı onu bir hatırlayalım. Musannif şöyle tarif etmişti. El-kelamu huve'l-lafzul-murekkebu el-mufidu bil-vad'i şeklinde tarif etmişti. Biz de lafız ve mürekkebi açıkladık. Mufid ile vad'i kaldı. Bugünkü dersimizde de mufid ve vad'i açıklayacağız. Mufid ile başlayalım. Ve mâne kevnihi mufiden. Kelam mufid olacak. Yani bir şeyin kelam olabilmesi için fayda veriyor olması gerekiyor. Yani mufid ne demektir? Manası nedir? اَيْ يَحْسُنَ سُكُوتُ الْمُتَكَلِّمِ عَلَيْهِ Mutekellimin, yani konuşan kişinin o kelam üzerine sukut etmesi, susması güzel olacak. Yani daha fazla bir kelam getirme ihtiyacını hissetmeyecek. O söylediği kelam yeterli olacak. Onun üzerine susması güzel olacak. بِحَيْسُ öyle ki لَا يَبْقَ السَّامِعُ Sami, dinleyen kişi kalmayacak. مُنْتَزِرًا لِشَيْنْ اَخَر Mutekellimden başka bir şey beklemeyecek. Yani o mutekellim bir şey söylemişse Sami, onu dinleyen kişi onun bundan sonra ne söyleyecek? Bunun söylediği üzerine acaba ne meydana gelir? Böyle bir beklenti içerisine girmeyecek. Tabi burada Mufid'in tarifini şu şekilde yapmış. اَيَّحْسُنَ سُكُوتُ الْمُتَكَلِّمِ عَلَيْهِ Mutekellimin sükutu güzel olacak demiş. Ancak başka kitaplarda Sami'in sükutu güzel olacak. Sami susacak, ona bir şey sormayacak, fazla bir şey eklemesini istemeyecek. Onun susması güzel olacak. Bazılarına göre ise hem mutekellim hem Sami'in. Yani hem konuşan kişi hem dinleyen kişinin sükutu güzel olacak. Yani her ikisi de bir şeyi fazlalaştırmayı istemeyecekler. Şimdi bir şeyin kelam olması için mufid olması gerekiyor. Mufid değilse kelam değildir. Mesela felev kulte desen ki idha hadaral ustazu. Üstad geldiğinde bunu deyip susarsan bu kelam olmaz. Niye? Çünkü karşıdaki kişi yani Sami, muhatap, üstad gelirse ne olur? Bunun üzerine ne meydana gelir? Beklentisi içerisine giriyor. La yusemme zâlike kelâmen. Bu kelam diye isimlendirilmez. Velev ennehu lafzun. Her ne kadar bu bir lafız olsa da ki lafızdır. Çünkü bir ses var, bazı harfleri de kapsıyor. Murekkebun, evet aynı zamanda murekkebdir. Min thelas kelimat, üç kelimeden murekkebdir. İza, hadara, bir de üstaz. Bu her ne kadar lafız da olsa, murekkeb de olsa bu kelam diye isimlendirilmez. Neden? Li'enel muhatabe, çünkü muhatap, yantaziru, ma tekulu, bundan sonra ne diyeceksin? Bunu bekliyor. Ba'de hâde bundan sonra mimme yeterettebe alâ hudûrül üstâdî. Üstadın hazır olmasından sonra ne oluşur? Ne meydana gelir? Bu şekilde sadece desen ki idâ hadarül üstâzû sussan bu kelam denilmez buna. Peki ne zaman kelam denilir? Desen ki fe idâ kulte idâ hadarül üstâzû üstaz geldiğinde ansate tilâmîzû. Öğrenciler susarlar, sessiz olurlar dediğinde bu kelam olur. Çünkü fayda da meydana geldi.
Sare kelamen, kelam olur. Lühusulil faidet, fayda meydana geldiği için. Şimdi bir şeyin kelam olması için biz dedik ki lafız olması gerekiyor. Murekkep olması gerekiyor. Mufid olması gerekiyor. Bir de bilvad'i olması gerekiyor. Yani Arapların bir mana için bıraktığı lafızlardan olması gerekiyor. Ve mâne kevni mevdu'an bilvad'il arabiyyi. Arapların vad'i ile olan lafız olması gerekiyor. Bunun manası nedir? اَيْ يَكُونَ الْاَلْفَازُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الْكَلَامِ Kelamda kullanılan lafızlar olmaları gerekir. مِنَ الْاَلْفَازِ اللَّتِي وَدَعَهَتَ الْعَرَبُ Arapların vedettiği lafız olacak. لِدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِ Manalardan bir mana için bıraktığı lafızlardan olması gerekiyor. Yani kelam olabilmesi için kullandığımız lafızlar Arapların bir mana için bıraktığı lafızlardan olması gerekiyor. Eğer biz Arapların dışındakilerin kullandığı bir mana için bıraktığı ve normal kendi hayatlarında, diyaloglarında kullandığı lafızları kullanırsak, mesela Türkçe bir kelime kullanırsak ya da Zazaca ya da Farsça ya da Kürtçe bir kelime kullanırsak cümlenin içerisinde bu nahvçıların yanında, nahvcuların yanında bu kelam kabul edilmez. Nahvcuların yanında kelam kabul edilebilmesi için Arapların bir mana için bıraktığı lafızlardan olması gerekiyor. Meselen hadara kelimesi. Hadara kelimesi şimdi Araplar bunu bir mana için bırakmışlar. Kelimetun vada'al arabu li ma'na. Araplar onu bir mana için vada etmişler, bırakmışlar, koymuşlar. Ve o mana da husulul huduri fi zamanil madi. Geçmiş zamanda hazır olmanın yani gelmenin meydana gelmesidir. Yani bir şeyin gelmenin meydana gelmesidir. Bu mana için bırakmışlar. Ve kelimetu Muhammed aynı şekilde Araplar Muhammed kelimesinde kad vada'aha el arabu li ma'na bir mana için bırakmışlar. Ve huve zatu şahsi el musamma bi hada el ismi. Bu isimle isimlenen bir zatın, bir şahsın ismidir. Muhammed kelimesi. Şimdi Araplar bu iki kelimeyi bir mana için ved etmişler. Her birini bir mana için ved etmişler. Biz bu iki kelimeyi kullandığımızda bu kelam olmuş olur. Çünkü bunlar lafızdırlar. Bunlar bir araya gelene mürekkep olmuş oluyorlar. Arapların ved ettiği kelimelerden kullandık ve aynı zamanda bunlar bir araya geldiğinde de bir anlam da ifade ediyorlar. Bir mana da, bir fayda da veriyorlar. Dolayısıyla bu bir kelam olur. فَاِذَا قُلْتَ حَدَرَ مُحَمَّدٌ dediğinde تَكُونُ قَدْ اِسْتَعْمَلْتَ kullanmış oldun. Kelimeteyn iki kelime kullanmış oldun. Muhammed bir de hadare. Kullu minhuma her biri bu Muhammed ve hadare her biri mimma vada'al arabu. Arapların ved ettiği kelimelerdir. Bi hilafi ma iza tekellemte bi kelami mimma vada'al acemu. Acemlerin yani Arap olmayanların kullandığı kelimeleri biz kullanırsak mesela Farsların, Türklerin, Kürtlerin ya da Zazaların ya da başka bir dilde olan bir kelimeyi bunları bir araya getirerek kullanırsak bu nahvcuların yanında kelam olmaz. Nahvcuların yanında kelam olabilmesi için Arapların bir mana için bıraktığı lafızlardan olması gerekiyor. Dolayısıyla Arapların kullanmadığı, bir mana için bırakmadığı kelimeleri kullanmak bu kelam olmaz. Kel Fursi mesela Farsların kelimeleri kullansak ve Türki, Türklerin ve Berberi, Berber lügatındakilerin ve Frenci, Franklerin kelimeleri kullanırsak fe innehu la yusamma fi urfi ulema'il arabiyyeti kelamen. Arapların örfünde yani Arap ilmiyle uğraşan alimlerin örfünde kelam diye isimlendirilmez. Ve insema ehlu lügati uhra. Her ne kadar
diğer dilcilerin yanında, mesela Türklerin yanında, Farsların yanında, Berberlerin yanında, Frenklerin yanında her ne kadar o bir kelam olsa da nahucuların yanında kelam değildir. Bir şeyin kelam olması, lafız, mürekkep, mufid, bir de vad'la olması gerekiyor demiştik. Şimdi burada Musannif bazı örnekler getiriyor ve bu örnekler bu dört tane maddeyi de kendisinde barındırıyor. Dolayısıyla burada vereceğimiz örneklerin hepsi kelamdır. Emthiletun lil kelamil mustavfi şurut. Şartları tam olan kelama örnekler. El cevvu sahvun. Hava açıktır. El cevvu mubteda, sahvunun haberidir. Havanın açık olduğundan haber verdik. Şimdi burada iki kelimeden oluşmuştur. Cev ve sahu. Aynı şekilde bunlar lafızdırlar. Çünkü bir sesle beraber bazı hece harfleri de çıkıyor. Bunlar Arapların ved ettiği, bir mana için bıraktığı kelimelerdir. Bir mürekkeptir. Bir de aynı şekilde mufittir. Fayda veriyor. El bustan musmirun. Bustan, bahçe, meyve verendir. El bustan mubtada, musmirun haberidir. El hilalu, ay sati'un, parlaktır. El hilalu yine burada mubtada, sati'un haberidir. Es sema'u safiyetun, gökyüzü safidir, açıktır. Yani bulut yoktur. Burada da mubtada haberdir. Yudî'ul kameru leylen. Burada da yudî'u fiildir. El kameru, onun faali leylene mef'uldür. Burada üç kelimeden oluşmuş. Yani lafızdır, mürekkeptir, mufiddir. Bir de Arapların mana için bıraktığı kelimelerdir. Yencehul müştehidu. Yencehu başarıyor. El müştehidu iştihad eden. Yani çalışan, çabalayan başarıyor. Burada da fiil ve failden oluşmuş bu cümle. Kelamdır. La yuflihul kesulu. Burada üç kelime var. La'dır, yuflihudur, el kesulu. Üç kelimeden oluşmuş. Bu da hem lafızdır, mürekkeptir, mufiddir. Arapların mana için bıraktığı kelimelerdir. Bu da kelamdır. Kesul, tembel kişi, tembellik yapan kişi iflah olmaz. La ilahe illallah. Burada ise beş kelimeden oluşmuştur. La'dır. La nefi cinstir, ilahe ismidir, haberi mehzuftur. İlla burada istisna manasında değildir, gayr manasındadır, sıfat manasındadır. Allah'ı lafzı mudafu ileyh oluyor o gayrın. Yani bunun manası la ilahe mevcudun gayrullah. Allah dışında hiçbir ilah mevcut değildir. Muhammedun safvetul mursalin. Burada da üç kelime var. Muhammed safvetu mursalin. Muhammed mubteda, safvatu haberidir. Mursalin mudaf ileyhidir. Allahu rabbuna. Muhammedun nebiyyuna. Allahu mubteda, rabbu haberdir. Na mudaf ileyhidir. Muhammedun mubtedadır. Nebiyyu haberidir. Na yine mudaf ileyhidir. Burada verilen örneklerin hepsi kelamdır. Çünkü kelamın dört maddesini de, yani kelam olabilmesi için dört madde olması gerekiyordu. Bu her bir örnek o dört maddeyi kendinde barındırıyor. Emsiletun lil lafzil mufredi. Mufred lafza. Yani tek kelime. Mufred yani mürekkep olmayan. Bir kelime olan. Muhammed, Ali, İbrahim, Kame, Min. Muhammed, Ali, İbrahim bunlar isimdir. Kame fiildir. Min de harftir. Bunlar mufid olan lafza örnektir. Yani mürekkep olmayan. Tabi bunlar kelam değildir. Çünkü kelam olması için mürekkep olması lazım. Mürekkep olması da yeterli değil. Mufid olması lazım. Bir de Araplar ödettiği lafızlardan olması gerekiyor tabi. Emsiletü lil mürekkebi gayril mufid. Mufid olmayan mürekkebe örnek. Şimdi mufid olmayan mürekkep var mı? Evet var. Mesela Medinetül İskenderiye. İskenderiye şehri. Şimdi İskenderiye şehri dediğimizde burada bir fayda vermiyor. Her ne kadar Medine bir kelime, İskenderiye iki kelime, mürekkep de olsa sami bir şey bekliyor. Ne olmuş İskenderiye şehrinde ne olmuş?
Ama biz desek ki Medine-tün İskenderiye Cemiletun desek, İskenderi şehri güzeldir ya da Kebiretun büyüktür desek, ya da işte desek ki fi Mısır şehrinde ülkesindedir dersek o zaman fayda verir. Abdullah mesela burada da terkibi idafidir. Emsiletun lil murekkebi gayril mufid. Mufid olmayan mürekkebin örnekleri. Şimdi her mürekkep mufid değildir. Mürekkebi isnadi yani musnad iley olan mufiddir ama onun dışındakiler mufid değildir. Fayda vermiyor. Mesela Medine-i İskenderiye. İskenderiye şehri. Mürekkeptir. Medine bir de İskenderiye iki kelimeden oluşmuş. Ama fayda vermiyor. Çünkü muhatap bir şey bekliyor. Ne olmuş İskenderiye şehrinde? Desen ki Medine-i İskenderiye cemiletun desen ya da kebiretun dersen o zaman fayda verir. Abdullah mesela, bu da mürekkeptir. Ne olmuş Abdullah'a? Yani muhatap soruyor. Çünkü ona bir şey ifade etmedik. Etmediğimiz için bir şey bekliyor. Dolayısıyla sadece Abdullah tek başına mürekkep de olsa mufid değildir. Ancak desek ki Abdullah kaimun ya da musafirun ya da kaidun desek o zaman mufid olur ve kelam olur. Şu anki haliyle Abdullah tek başına kelam değildir. Hadra mevte. Hadra mevte iki kelimeden oluşuyor. Bir yer ismidir. Bu mufid değildir. Hadra mevte ne olmuş? Hadra mevt ne yani? Çünkü bir mana ifade etmiyor. Yani fayda vermiyor. Evet bir manası var. Bir yerin ismidir ama ne olmuş orada? Biz bu kelimeyi söylediğimizde muhatabımız bizden bir cevap bekliyor. Desek ki Hadramaut ba'id min huna desek o zaman fayda verir. Buradan uzaktır. Yine لو انصف الناس insanlar insaflı olsalar, adaletli olsalar. Ne olur? Bak bu da fayda vermedi. Sami bir şey bekliyor. Desek ki لو انصف الناس كان الفضل بينهم aralarında fazilet oluşur. İnsanlar adaletli olsalar, birbirine karşı insaflı olsalar, aralarında fazilet meydana gelir, fazilet oluşur. O zaman fayda verir. Ama şu anki hallu ensefen nasu tek başına şey değildir, mufid değil. Şöyle diyebilirsiniz, ensefe fiildir, en nasu'nun failidir. Bu musnad musnadu ileydir. Biz önceki dersimizde dedik ki, evet, terkib-i isnadi fayda verir. Bu nasıl fayda vermemiş? Evet normalde terkib-i isnadi fayda veriyor. Ancak bazı edatlar var. Terkib-i isnadının başına geldiklerinde onu mufid olmaktan çıkarıyorlar. Bunlar şart edatlarıdır. Bu lev de o şart edatlardan bir tanesidir. Çünkü bunlar şart edatları cevaplarını da istiyorlar. Cevap olmadan tek başına fi'lü şart mufid olmuyor. Yani fi'lü şart, cevap şartla beraber olduğunda mufid olabiliyor. Dolayısıyla ensefen nasu lev geldiğinden dolayı mufid olmaktan çıkmıştır. Aynı şekilde ida ca'eşşitav mesela orada da ida geldiği için ca'eşşitav o da mufid olmaktan çıkmış. Normalde ca'e fiil eşşitav'un faalidir. Fiil fa'il terkib isnadidir. Fayda veriyor. Ancak burada ida geldiği için şart manasındadır. Burada da şeyden çıkmıştır. Mufid olmaktan çıkmıştır. Mehma ahfel murai. Burada da ahfa gizledi. El murai iki yüzlü gizledi. Burada normalde terkib isnadidir. Ancak mehma yine şart edatıdır. Onu mufid olmaktan çıkarmıştır. İntala'ati şemsu. Bu da mufid değildir. Eğer güneş doğarsa ne olur? Cevap bekliyor. Burada da yine tala'a fiildir. Eşşemsu onun tala'at fiildir. Eşşemsu onun faalidir. Burada da terkib-i isnadidir. Ancak iniş şartıya geldiği için onu mufid olmaktan çıkarmıştır. Çünkü cevap istiyor. İn tala'ati şemsu kâne nehar mevcuden desek o zaman mufid olur. Böylece kelamın tarifini bitirmiş olduk. Şimdi bunu bir şema üzerinden anlatalım. Zihnimize daha iyi bir şekilde yerleşir inşallah.
Şimdi yan tarafta gördüğünüz gibi şemamız var. Şimdi biz kelamı iki kısma ayrıldığını okumuştuk. Lugat manasını ve nahudaki manasını okumuştuk. Şimdi lugatta manası neydi? Hatırlayalım. Kendisinden dolayı bir faydanın meydana geldiği şeyden ibaretti. Bu lafız olabilir. Mesela Zeydun, Kaymun gibi ya da gayrı lafız olur. Gayrı lafız da biz demiştik üç şey olabilir. Hat olabilir, çizgi olabilir, kitabet olabilir, yani yazı ya da işaret. Kelam nahvudaki kelam, nahvcıların yanındaki kelam ise biz demiştik ki bunun dört tane şartı vardır. Yani bu dört tane şartın bir araya gelmesiyle oluşur. Neydi bu dört tane şart? Birincisi lafız olması gerekiyor demiştik. Lafızı anlattık. Bazı hece harflerini kapsayan bir sesti. Mesela Ahmet gibi. Mürekkep olması gerekiyor demiştik. Yani iki ve daha fazla kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşandır. Bir de mufid olması gerekiyor demiştik. Yani mutekellimin susması ya da sami'in susması ya her ikisinin susması güzel olacak. Daha fazla bir kelam getirmeye ihtiyacı olmayacak. Yani bir fayda vermiş olacak. Bir de dördüncü şartı da Arapların bir mana için bıraktığı lafızlar olacak. Eğer biz bu dört tane şartı bir araya getirirsek, yani lafız, mürekkep, mufid olan Arapların bir mana için bıraktığı lafızları kullanırsak, o zaman nahvcuların yanında bir kelamı oluşturmuş oluyoruz. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Allah-u Teala cümlemize istifade etmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.